Arkadaşlar merhaba, bu videoda özellikle üniversiteye yeni başlayan ve de bölümünde 2. sınıfa, 3. sınıfa geçmiş olan arkadaşlara nacizane birkaç tavsiyem olacak. Üniversiteye yeni başlayan arkadaşlar, umarım bölümünüzde başarılı olursunuz. Uzun gibi gelecek ama göz açıp kapayıncaya kadar da son bulacak bir serüven sizleri bekliyor. Ve bu 4 yılı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Bildiğiniz gibi artık ülkemizde 4 yıllık bir bölüm diplomasının çoğu zaman hiçbir önemi olmuyor. Bu 4 yılı nasıl geçirdiğiniz, kendinize ne gibi yatırımlar yaptığınız oldukça önemli. Aksi takdirde işte mezun olup iş bulamayanlar kervanına katılmak zorunda kalabilirsiniz. Lütfen bana bir kulak verin. Hani sohbet tadında bir video olacak. Dilerseniz gidin bir kahve alın ve de sohbetimize başlayalım. Sen kimsin ki bize tavsiye vereceksin diyen arkadaşlar için ise ben Emre Altunbilek. 6 yıldır sistem yöneticisi olarak çalışmaktayım. Ayrıca Udemy'de Kotlin, Android, Java gibi konularda kurslar hazırlamaktayım. Bu kurslardan sonra farklı yaşta, kültürde pek çok arkadaşla tanışma fırsatı buldum. Ve bildiğiniz gibi kısa bir süre sonra üniversiteler açılacak. Ve hocam bize birkaç yol gösterir misin diye geri dönüşler aldım. Ondan dolayı da böyle bir video çekmeye karar verdim. Burada bahsedeceğim şeyler tamamen kendi düşüncelerim. Hani biri karşı çıkıp hayır öyle değil, sen yanlış biliyorsun diyebilir. Bu videoda kendi doğrularımı, üniversitede yaptıklarımı veya şu an keşke yapsaydım diye pişmanlıklarımdan bahsetmek istiyorum. Hani ben artık 30 yaşıma geldim, beni bir abiniz olarak mı görürsünüz bilmiyorum ama dediğim gibi bu videoda kendinize birkaç yol haritası çizmenizi sağlayacak bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak burada bahsedeceğim konular genellikle bilgisayar mühendisliği gibi, yazılım mühendisliği gibi hani teknoloji ve kod yazımı ile alakalı, kod yazımının ağırlıklı olduğu bölümler için geçerli olsa da farklı bölümlerdeki arkadaşlar da bu videodan faydalanabilirler. Çünkü bu üniversite zamanlarını nasıl geçirdiğimiz oldukça önemli. Her şey kod değil, farklı bir bölümde bile olsanız burada vereceğim tiyolar umarım mezun olduktan sonra sizin işinize yarayacaktır. Şimdi üniversiteler başladı. Çoğumuz belki memleketimizden ilk defa ayrılıp farklı, hiç bilmediğimiz bir şehre gideceğiz. Farklı bir ortam, farklı bir kültür bizi bekliyor olacak. Ve emin olun sizin gibi orada pek çok insan da bulunacak. Güzel, heyecanlı bir serüven sizleri bekliyor. Böyle özgürleşince hani genelde Türk toplumunda nedir? Aileye bağlıyızdır değil mi? Hani annemizden babamızdan gizli saklı pek bir şey yapmayız. Eve giriş çıkış saatlerimiz bellidir. Tabi bu geldiğiniz şehir, cinsiyetiniz, kültürel durumunuza göre de ağırlaşıp hafifleşebilir ama genel olarak böyledir ve farklı bir şehire gittik. Aileden uzağız. Bu ne yapıyor? Bizi hani ben artık özgürüm diye çoğu sorumluluktan kaçmamıza sebep oluyor. Yani lisede her gün sabah 7.30'da derse giden adam üniversiteye geldiğinde haftada bir kere bile okula uğramak zorunluluğu hissetmiyor ki bu iyi bir şey değil. Nasıl başlarsanız öyle gider. Yani ben üniversitenin 2. sınıfından sonra okula çok fazla uğramadım. Özellikle yoklama zorunluluğu olan dersleri girip çıktım. İyi mi yaptım? Hayır. Bence iyi bir şey yapmadım. Keşke her gün derslere gitseydim. Çünkü derslere gitseydik bu genel olarak bizi bir motive ederdi. Sonuçta vizelere çalışırken, finallere çalışırken en az 8 tane 10 tane derse muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Ve bunların yanında proje ödevleriniz olacak, laboratuvarlar olacak vesaire. Haliyle küçük bir vakte bu kadar derse sığdırmanın sizleri ne kadar zorlayacağını bir tahmin edin yani. Bundan dolayı ki her gün derslere gidip ufak ufak notlar almak oldukça önemli. Ben şuna inanıyorum. Hani tabii bu gittiğiniz üniversite veya bölüme bağlı olarak değişebilir ama şimdi üniversiteye gittiniz, atıyorum 100 kişilik bir sınıf var. Bu 4 yılın sonunda bu 100 kişilik sınıfın en az %80'i her türlü mezun olacak. Yani üniversiteden mezun olmak o ortama girdikten sonra çok da zor değil. Önemli olan nasıl notlar aldınız, neler öğrendiniz ve okulla beraber kendinize ne gibi yatırımlar yapmış olmanızdır. Bunların hepsi de aslında okulda derslere gitmeye bağlıdır diye düşünüyorum. Okulda derslere giderseniz hocalar sizi tanır.
Yani kime nerede ihtiyacınız olacağını bilemeyebilirsiniz. O yüzden hocalarımızla aramızı mümkün olduğunca iyi tutuyoruz. Haliyle sizinle aynı dertleri paylaşan pek çok insanla bir arada olacaksınız. Hele bir de onlar da aileden uzaksa, sizin gibi farklı bir şehirden gelmişlerse, artık anneniz babanız belki de o arkadaşlarınız olacak. Her zaman geyik muhabbeti yapılmıyor. Haliyle burada derslerle ilgili olur, projelerle ilgili, yeni bir teknolojiyle ilgili pek çok fikir paylaşımına da gireceksiniz. Ve belki de bütün hayatınızı değiştirecek bir proje fikrini böyle bir sohbet anında elde edeceksiniz. O yüzden özetlemek gerekirse derslerinize gitmeye gayret gösterin. Sonrasında derslere gittik. İşte algoritma giriş diye bir derse başladık. Yani bilmiyorum, benim zamanımda hani bilgisayar biraz da böyle çok yaygınlaşmamıştı ama bilgisayar mühendisliğini kazanıp daha shift tuşunun ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar vardı. Bu insanlar da mezun oldu, şu an mühendisler. Yani kafanızda çok büyütmeyin, tabii hafife de almayın. Hangi dili öğrenmeliyim? Ben yaz tatilimi veya tatillerimi bir şeyler yaparak değerlendirmek istiyorum diyen arkadaşlar için, hani genel olarak okulda C ile başlanır. C genel olarak programlama dillerinin temelini verir. Size algoritma kurma yeteneğini kazandıran bir dildir. Bunun dışında Java gibi, C Sharp gibi ve Python gibi diller de üniversitelerimizde oldukça yaygın olarak kullanılan diller. Ama bunlardan önce genel olarak 4 yıllık bir serüveni konuştuğumuz için ilk olarak öğrenmeniz gereken dil Java, C Sharp, Python değil, İngilizcedir. İngilizce oldukça önemli. Artık bir kursa mı gidersiniz veya kendi çapınızda internet üzerinden kurslarıma katılırsınız bilmiyorum ama bu 4 yıllık süreyi İngilizcenizi geliştirmek için de mutlaka kullanmalısınız. Yani bunun farklı farklı yolları var. Yabancı bir arkadaş, keşke herkes de öyle bir şans olsa, edinebilse. Yabancı bir arkadaş olur. Sevdiğiniz İngilizce bir diziyi altyazıyla, yani İngilizce altyazıyla izlersiniz. Sevdiğiniz şarkıların çevirilerine bakarak kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Veya YouTube'dan, Udemy'den ve her konuda, her yerde, her platformda İngilizce ile ilgili kurslar mevcut. Bunları katılarak İngilizcenizi mutlaka ve mutlaka geliştirmeye çalışın. Ya çünkü bizim ülkemizin hani bazı şeylerde geri kalma olayı biraz da dille alakalı. Sürekli Türkçe bir kaynak bulma çabası yerine direkt olarak İngilizce kaynaklardan ilgili teknolojiyi, dili, artık her neyse onu öğrenmeye çalışmanız sizi her zaman bir adım öne çıkaracaktır ki yani bir gün bir işe başvurduğunuzda da İngilizce biliyor olmanız ve bunu da bir TOEFL olur, YDS olur, bunun gibi bir şeyle de belgelendirdiğinizde sizi diğer adaylardan bir adım öne taşıyacaktır. O yüzden İngilizceyi bilmek önemli. Daha sonra üniversiteye gitmek, sadece dersleri girip çıkmak olarak sakın ha böyle bir şey yapmayalım. Üniversitemizin kariyer toplulukları olabilir. Benim üniversitemde Gateway diye bir kariyer topluluğu vardı. Ve günlük hayatta hiç tanışma fırsatı dahi bulamayacağım insanları getirip bizlerle sohbet ettiriyorlardı ki bu da ufkunuzun açılmasına, hani olayın sadece ders girip çıktığınız derslerle ilişkili olmadığını görmeniz açısından oldukça önemli. Onun dışında gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projelerine katılabilirsiniz. Toplum gönülleri olabilir, Türkiye Eğitim Vakfı olabilir. Hani şu an aklıma gelenler bunlar. Bunlar sizin hem sosyalleşmenizi, hem farklı türdeki insanlarla kaynaşmanızı, hem de yeni yeni hobiler edinmenizi sağlayacaktır. Yani tek aktivitesi ders ve kod yazmak olan insanlardan olmayın. Tabii ki de bunları yapacağız ama hayatımızın %90'ını bu kaplamasın. Asosyalleşmeyelim arkadaşlar. Çünkü yarın öbür gün özellikle de kurumsal bir yere gittiğinizde kimse size al bu projeyi tek başına yap demeyecek. Orada bir grubun, bir topluluğun içinde olacaksınız ve işte insan ilişkileri önemli, birlikte çalışma yeteneği önemli ve bunları da sağlamak için böyle aktivitelerde bulunmanız gerekecek. Ve emin olun, bazen bir yeni bir insanla tanışacaksınız ve bu insan hayatınızı çok farklı bir yöne sürükleyebilir. Mesela ben kamuda çalışıyorum ve kamuda çalışmamın tek sebebi bir arkadaşla olan çayla beraber yaptığımız bir sohbetti. Onun dışında hiçbir zaman düşünmüyordum. Ve bu kariyer toplulukları, dediğim gibi, hiç unutmuyorum, Garanti Bankası'nın bilgi işlemle ilgili yetkili bir insanını getirmişlerdi. Ve bize dediği şuydu.
Hani belki duyunca şaşıracaksınız ama biz öğrencinin hangi okuldan veya işte notlarına çok fazla önem vermeyiz. Biz bu adam öğrenciyken ne yapmış buna dikkat ederiz dedi. Yani bu tabii ki de staj gibi düşünebilir ama aslında adamın orada dikkat ettiği bu çocuk dersleriyle beraber sosyal hayatını da idame edebilmiş mi? Zaman yönetimini düzgün bir şekilde yapabilmiş mi? Yani yazın bir kafede bir garson olarak bile çalışsanız bu insanlar için, dediğim gibi özellikle de kurumsal firmalar için bunlar oldukça önemli. Hobileriniz oldukça önemli. İşte bunları CV'nizi doldurmak için bu 4 yılı düzgün bir şekilde geçirmeye çalışın. Devam edelim. Okul dersleriyle sınırlı kalmayalım. Yani ben vizelere çalıştım, finallere çalıştım, benim için yeterli bu demeyelim asla. Zaten her seferinde dediğim gibi İngilizcemizi bir geliştireceğiz. Onun dışında güncel teknolojileri sürekli olarak takip etmeye çalışın. Hani okulda size C gösteriliyorsa yandan Java öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu ilerleyen zamanlardaki derslerinizde de oldukça etkili olacaktır. Sonuçta zaten bir şeyi düzgün bir şekilde öğrendiyseniz ikinci, üçüncü şeyleri öğrenirken çok daha kolay bir şekilde yol alacağınızı göreceksiniz. Hani ilk bir mantığını oturttuktan sonra, algoritma kurma yetenekleriniz geliştikten sonra, Java'yı öğrendikten sonra C Sharp'ı öğrendikten sonra Python'ı öğrenmek çok da zor olmayacaktır. Ve öğrendiğiniz her yeni konuyla ilgili, her yeni programlama dili diyelim, bunlarla ilgili hem sizi motive edecek hem bilgilerinizi daha da geliştirmenizi sağlayacak bir proje belirleyin. Atıyorum Java'yı öğrendiniz, artık Android öğrenmek istiyorum diyorsanız Android ile ilgili aklınızda hani çok da kolay olmayan bir proje belirleyin. Ben Android'i öğrendikten sonra böyle bir uygulama yapacağım diye. Ve de bu hedef dahilinde çalışırsanız hem öğrendiğiniz konularla sabit kalmayacaksınız. Sürekli olarak kendinizi geliştirme, araştırma yeteneğini geliştirmeye çalışacaksınız. Hem de günün sonunda Android'i öğrenmeyle beraber belki CV'nize koyacak. Yarın öbür gün bir iş başvurusunda bulunurken işte ben Android'i öğrendim, işte bu da yaptığım çalışma, yaptığım proje diye sunabileceğiniz somut bir örnek olacak elinizde. O yüzden hani sadece dersi dinledim, gittim bir kurs aldım, baştan sona izledim, bitirdim demeyelim. Bunları böyle yeni bir projeyle de süslendirmeye çalışalım. Staj yapma imkanınız varsa sürekli olarak staj peşinde koşmanız, dediğim gibi genel olarak tecrübenizi, ufkunuzu açacak şeylerdir. Ve tüm bunları yaptığınızda aslında içten içe bir özgüven sahibi olacaksınız. Bu özgüven sayesinde yeni bir konuya, yeni bir soruna bakış açınız oldukça değişecek. Hani bir şeye başlarken sıfırdan bile olsa ben bu işi hallederim demek oldukça önemli. Üniversitede derslerde hiçbir hoca size baştan sona her şeyi anlatmaz. Üniversitenin belki de size katacağı en önemli şey araştırma yeteneği olur. Yani Google'a gidip how to learn bıdı 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 bunları yazıp ben bunları yaparım diyebilecek özgüveniniz olduysa üniversite aslında size her şeyi vermiştir. Tabii ki de size böyle yol gösteren dersler, hocalar varsa kendinizi şanslı da sayabilirsiniz. Şimdi burada dedik ya 4 yıl boyunca hep bir İngilizcemizi geliştireceğiz diye. Bazı bölümlerde buna çok dikkat ediliyor, edilmiyor bilmiyorum ama yandan bir de Linux teknolojilerini de öğrenmeye lütfen çalışın. Yani bilgisayarınız Windows olabilir ama yandan bir de herhangi bir Linux dağıtımı kullanıp Linux neymiş, işte komut satırları neymiş, ne işe yararmış, nerede kullanılmış gibi bilgiler de edinirseniz bunlar yarın öbür gün başvuracağınız hem iş yelpazesini geliştirecektir. Hani sadece yazılımla ilgili sektörlere değil, Linux'u bilmek demek ve kendinizi bu konularda geliştirmek demek yarın öbür gün farklı farklı meslek dallarına da geçiş yapmanızı sağlayacaktır. Peki bunları yaparken sizi motive edecek. Şimdi herkesin motivasyon durumu farklıdır. Kimi yalnızken iyi öğrenir, kimi arkadaşlarıyla çalışırken iyi öğrenir. Burada artık kendi kişisel yeteneğinize, kendi kişisel özelliğinize bağlı olarak farklı farklı metotlar geliştirebilirsiniz. Ama keşke benim aklım, hani şu an üniversite 1'de olsaydım ilk açacağım şey bir WordPress blogu açmak olurdu. Ve okulda öğrendiğim konular olabilir, sosyal hayatımdan bazı kendime edindiğim dersler olabilir. Erinmeden hani günlük tutar gibi bunları o siteye yazsaydım diye düşünüyorum. Hani benim böyle bir keşkem var. Umarım siz bu böyle bir keşkeye düşmezsiniz ve dediğim gibi bir blog açıp öğretirken, öğrenirken öğretebilirsiniz.
Ayrıca bir YouTube kanalı da açabilirsiniz. Yani gittiniz C ile başladınız. C'de işte if cümlelerini, while'ları, döngüleri öğrendiniz. Bununla ilgili sizin gibi öğrencilere yol gösterecek bir YouTube kanalı açıp videolar üretebilirsiniz. Bu hem sizi motive edecektir, hem bir şey öğrenmenin en önemli yolu aslında onları böyle bir başkasına öğretmektir. Yani bir şeyi anlatırken, şimdi ben bunu diyeceğim ama öğrenci bana böyle bir soru sorarsa ne yaparım diye bir bakacaksınız, konunun böyle derinlerine kadar iniyorsunuz. Böylece ne olacaktır? Çok daha derin bir şekilde ilgili konuyu öğrenmiş ve de mantığını anlamış olacaksınız. Ve bunları yaparken 4 yıl geçti, bir baktınız YouTube kanalınız büyüdü, insanlar sizi sevdi. Hani hiçbir iş başvurusunda bulunma isteği bile duymadan ben eğitmenlikle hayatıma devam edebilirim bile diyebilirsiniz. Hani düzgün bir şekilde yaparsanız işinize emin olun tutacaktır ve eğitmenlik hakikaten çok zevkli bir iş. Özellikle de bunu keyif alarak yapıyorsanız ve bu başarınız emin olun size güzel bir ücret de getirecektir. Ama parayı bir kenara bırakırsak tüm bunları ne için yapacağız? Yeni konuyu çok daha iyi öğrenmek için bir blog yapıp ne bileyim bir YouTube kanalıyla bu öğrendiklerimizi millete anlatabiliriz. Ve yine söylüyorum, bu yaptığımız aktiviteler yarın öbür gün bir iş başvurusunda bulunduğumuzda da CV'mize yazacağımız, yani CV'mizi mümkün ölçüde dolu dolu göstermeye çalışıyoruz doğru bilgilerle. Bunları da orada yer verebilirsiniz. Geçelim diğer konuya. Kod yazmak zorunda değilsiniz. Bilgisayar mühendisliğine girdim. 2. sınıftayım, 3. sınıftayım. Sevmiyorum. Sanırım bölümü bırakacağım gibi umutsuzluğa düşen arkadaşlar olabilir. Eskişehir Üniversitesi'nde bir seminere katılmıştım. Yani bir arkadaşım aynen bunu dedi. Ben dedi kod yazmayı sevmiyorum. Sevmeyince de yapamıyorum. Zaten bir işi sevmeden başına oturuyorsanız o işi yapıyor olmanız pek mümkün gözükmüyor. Hani mümkün olduğunca yaptığımız işi sevmeye çalışalım. Ama kod yazmak zorunda da değilseniz, derslere gidip çıkan, hani bölümü geçeyim de bölümü bitireyim de gerisi önemli değil diyorsanız da lütfen kendinizi sıkmayın. Dediğim gibi eğer siz İngilizcenizle beraber kenardan bir de Linux'ta kendinizi geliştirirseniz yarın öbür gün çok farklı iş alanları sizleri bekliyor olabilir ki açıkçası bu alanlar hani biraz zor olmayla beraber çok daha yüksek ücretlerin olduğu alanlar. Ne gibi? Network yöneticisi olabilirsiniz, veri tabanı yöneticisi olabilirsiniz, genel olarak sistem yöneticisi olabilirsiniz. Hani bu dediğim şeylerde bir Java kodu gibi, bir Android kodu gibi çok fazla kod yazmanız gerekmiyor. Ama çok fazla dallanan konular ve çok fazla kaynağın bulunmadığı, hani uzmanlık isteyen konular. Düşsenize bir bankanın veri tabanı sizin yönetiminizde. Tabii ki de direkt size bankanın yönetimini vermezler ama bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi 4 yıl hani uzun gibi duruyor ama göz açıp kapayıncaya kadar da geçecek bir süre. İşte artık bu alanlara yoğunlaşıp o konuda kendinizi geliştirirseniz de yarın öbür gün bunlarla ilgili bir işe girerken oldukça size fayda sağlayacaktır. Hani ben veri tabanı yöneticisi veya bir network yöneticisi olmak istiyorum, Linux biliyorum, komutlarını biliyorum, şöyle şöyle şeyler yaptım derseniz büyük ihtimal o işe girersiniz. Adamlar da sizi geliştirip daha sonra da güzel bir kariyer yapmanızı sağlayabilirler. Onların dışında eğitmen olabilirsiniz, danışman olabilirsiniz, teknoloji firmalarında satış elemanı olabilirsiniz. Hani burada biraz satış elemanı, biraz diliniz, yani ağzınız laf yapıyor mu, biraz fiziksel özellikler, özellikle kadın arkadaşlar için söylüyorum bunu. Hani erkeklerde de tabii boy post, hani bunlara maalesef bakılıyor. Hatta çok büyük bir firmada çalışan bir arkadaşım vardı İstanbul'da. Biz dedi 9 tane adam bir yerde çalışıyorduk, patron sırf bu kadar erkek bir arada olmasın diye, yani sırf cinsiyetinden dolayı buraya bir kız, kadın eleman aldı diye duydum. Hani bizim sektörümüzde de böyle bazen cinsiyetçi yaklaşımlarda olabiliyor. Hiç olmadı, mezun olursunuz, KPSS'ye girersiniz, mühendis olarak kamuda hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Hani maaşlar düşük değil, ortalama bir maaş. Yandan da yine farklı projeler yaparak veya aldığınız maaş bana yeter deyip hayatınıza devam edebilirsiniz. O yüzden umutsuzluğa düşmeyin. Hani 3. sınıfa geldikten sonra da bilmiyorum sizin hayatınız tabii ama ben bölümü bırakıp sil baştan başlayacağım demek de
Bayağı büyük bir karar. Bence öyle bir şey yapmayın. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Hani ben de böyle atıp tutuyorum ama üniversitede böyle çok çok başarılı, sürekli kod yazan bir insan değilim. Açıkçası şu eğitimleri çekerken uğraştığım kadar, yazdığım kod kadar üniversitede bir şeyler yapsaydım, şu an belki böyle eğitmenlik işleriyle uğraşmayacaktım, bambaşka bir yerde olacaktım. Hani zamanın size ne getireceğini de bilemezsiniz. Bugün nefret ettiğiniz bir şeyi bir başka zaman sonra çok seviyor olabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi umutsuzluğa düşmeyelim. Mümkün olduğunca yaptığımız işi sevmeye çalışalım. Lafı çok da fazla uzatmadan artık bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Tekrar söyleyelim. Ne yapıyorsanız onu severek yapmaya çalışın. Bütün hayatınız ders, kod yazma vesaire olmasın. Ve de dediğim gibi üniversitenin dışında da kendinizi sürekli olarak geliştirmeye çalışın. Bu sektördeyseniz illa kod yazmak zorunda değilsiniz. Ben Ege Üniversitesi gibi bir üniversiteden mezun oldum. Ama maalesef ki öyle bir ortama giriyorsunuz ki sürekli olarak işte projeler veriliyor. Hepsinde de bir kod yazmanız gerekiyor. Sanki ben kod yazmazsam iş bulamam gibi düşünülüyor. Yani bir sistem odası ben görmemiştim eğitim hayatımda. Halbuki bir sistem odası görsek, network gibi, veri tabanı yöneticiliği gibi, ne bileyim sistem yönetici gibi alanların olduğunu da bilsem, oralara o konulara yönelebilirdim, değil mi? Hani siz böyle bir hataya düşmeyin dediğim gibi. Yani bilgisayar mühendisliğinden mezun olup bir sistem odası görmeden bölümden mezun olacak pek çok arkadaşım olacaktır. Elinizdeki iş neyse onu severek en iyi şekilde yapmaya çalışın ve kenardan da hep sürekli olarak kendinizi geliştirin. Dediğim gibi İngilizce, Linux öğrenme veya yeni teknolojileri takip etme sürekli olarak sizin hani vizelerden, finaller dışında sürekli olarak yapmanız gereken şeyler olarak aklınızda bulunsun. Hiçbir zaman pes etmeyin. Ben yine şunu hatırlıyorum. Algoritma birinci sınıf hiçbir şey anlamıyordum. İkinci sınıfa geldiğimde ya ben bu konuyu niye anlamamışım dediğim çok oldu. Hani bilmiyorum ben mi geç öğreniyorum ama hani bu yıl nefret ettiğiniz bir şeyi bir sonraki yıl çok kolay bir şekilde yapabilir. Hatta ondan zevk almayı, keyif almaya başlayabilirsiniz. O yüzden umutsuzluğa düşmeyin. Bütün eğitiminizi, kod yazma olaylarını vesaire hayatınızın merkezine oturtmayın. Yemek yemek, kahve içmek gibi bir şey olsun sizin için. Ve de hep şu ufak hikaye aklınıza gelsin. İşte iki tane oduncu odun kesiyormuş. Biri gece gündüz çalışmış çalışmış. Biri böyle aralarda ara vererek çalışmış ve bir hafta sonunda bir bakmışlar ki o ara veren adamın çok fazla odunu var. Hani nasıl oldu bu? Adam demiş ki sen sürekli olarak çalışırken ben bir yandan dinlendim. Baltamı bilevledim. Hani kendime vakit ayırdım. Böylece daha verimli bir şekilde çalıştım. Bundan dolayı da ben daha başarılı oldum diye. Siz de kendinize böyle hani umutsuzluğa düştüğünüzde aralar vermeyi, tatile çıkmayı, farklı konular işte hobi edinme konusu burada devreye giriyor. Veya o işte gönüllülük esasına dayalı topluluklar. Bunlar işte sizin baltanızı ki baltamız burada ne? Beynimiz aslında. Sonuçta insanız. Her zaman yani psikolojimiz her zaman aynı olmayabiliyor. Bazen hiçbir şey yapmak istemeyebileceğimiz durumlar olabiliyor. Burada işte umutsuzluğa düşmeden kendinizi dinlendirin ve sonradan tekrardan çalışmaya başlarsınız. Tabii ki de öğrenciyiz. Bütün bu eğitimler vesaire sonuçta para için yapılıyor ama yani mümkün olduğunca para sizin hedefiniz olmasın. Siz o an yaptığınız işte başarılı olmaya çalışın. Başarının peşinden koşun ve emin olun ki para sonrasında başarıyı takip edecektir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sıkıldığınızda veya umutsuzluğa düştüğünüzde bu videoyu açın veya bana yorumlardan veya işte sosyal mecradan erişip soru sorabilirsiniz, sohbet edebiliriz. Her zaman böyle konulara açığımdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.